Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrencilerin çalışma izni başvurularında neler değişti? Yabancı öğrenciler çalışma izni alabilir mi? Yabancı öğrenciler için çalışma izni başvurularında istisnalar var mı? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası bu videoda. Hazırsanız başlıyoruz. Atasa 1. Yabancı öğrenciler Türkiye'de çalışma izni alabilir mi? Türkiye'de yabancı öğrencilerin çalışması mümkün mü? Evet. Yabancı öğrenciler çalışma izni alarak çalışabilirler. 2. Ön lisans ve lisans öğrencileri. Ön lisans ve lisans düzeyinde yüz yüze eğitim alan yabancı öğrencilerin ilk yılları tamamladıktan sonra yarı zamanlı çalışma izni alarak çalışabilirler. Ancak birinci yılınız bittiğinde çalışma iznine başvuru yaparak yarı zamanlı işlerde çalışabilirsiniz. Ayrıca hazırlık sınıfında olan yabancı öğrenciler çalışma iznine başvuru yaparsa başvuruları olumsuz sonuçlanabilir. Özetle ön lisans ve lisans düzeyinde yüz yüze eğitim alan yabancı öğrencilerin ilk yıllarını tamamladıktan sonra yarı zamanlı olarak çalışma iznine başvuruda bulunabilirler. 3. Lisansüstü öğrenciler. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim gören yabancı öğrenciler için ise durum biraz farklı. Bu öğrencilerde herhangi bir sınırlama yoktur. Eğitim yıllarına başladıkları yıldan itibaren çalışma iznine başvuruda bulunabilirler. 4. Yabancı öğrenciler hangi sektörlerde çalışamaz? Yabancı öğrencilerin bazı sektörlerde çalışması yasaktır. Özellikle eğlence sektörü ve ev hizmetleri sektöründe yabancı öğrencilerin çalışması yasaktır. Bu sektörlerde çalışma izni başvurusu yapan yabancı öğrencilerin başvuruları olumsuz değerlendirilir. 5. Yabancı öğrencinin bulunduğu il dikkate alınır. Türkiye'de ön lisans ve lisans eğitimi alan yabancı öğrenciler için çalışma izni başvurusu yaparken bulundukları şehir dikkate alınır. Başka bir deyişle hangi şehirde eğitim aldığınız başvuru sonucunu etkileyebilir. Örneğin Ankara'da eğitim alıyorsanız İstanbul'da bir iş bulup orada çalışma iznine başvuru yaparsanız başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir. Çünkü genellikle öğrencinin bulunduğu şehir dışında yapılan başvurular kabul edilmez. Unutmayın bu kural ön lisans ve lisans öğrencileri için geçerlidir. 6. Yabancı öğrenciler için çalışma izni başvurularında istisnalar var mı? Yabancı öğrenciler için genellikle çalışma izni başvurularında istisna yoktur. Ancak çalışacağınız iş yerinizdeki göreviniz, mesleğiniz ve iş yerinizin faaliyet gösterdiği sektörlere göre bazı kolaylıklar sağlanabilir. Bu durumlar sektöre ve yapacağınız göreve göre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yani bazı mesleklerde ve sektörlerde istisnalar mevcut. Bu istisnaları ilerleyen videolarımızda ele alacağız. Şimdilik yabancı öğrencilerin çalışma izni hakkındaki söyleyeceklerimiz bu kadar. Sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. Bu videomuzu tüm sevdiklerinizle ve öğrenci olan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Birkaç gün sonra yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.